Birinci denemenin gelişim psikolojisi sorularıyla çözümümüze devam ediyoruz. 60. sorudayız. Diyor ki soru, Can çevresini algılarken ve yorumlarken mantıksal tutarlılıkta düşünceler üretmemekte, özelden özel akıl yürütebilmektedir. Bu bilgiden hareketle Can'ın hangisine ulaşılabilir? Can'ın devinsel gelişiminde kaba kas gelişiminden çok ince kas gelişimi yoğundur. Can'ın düşüncelerinde ben merkezinin hakim olması kuvvetli olasılıktır. Freud'a göre Can cinsel enerjinin gizli kaldığı bir dönemi yaşamaktadır diyor. Burada neye bakmamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen şöyle yapalım. Bir kere soru içerisinde Can çevresini algılarken, yorumlarken mantıksal tutarlılıkta düşünceler üretemiyorsa, özelden özel akıl yürütüyorsa, mantıksal düşünce yoksa bir kere okul çağında değil. Özelden özele akıl yürütme ne zamandı? Piaget'in bilişsel gelişim kuramında işlem öncesi dönemdeydi. İşlem öncesi dönem. Peki işlem öncesi dönemin yaş aralığı neydi? 2 ila 7 yaş arası dönem. Özelden özele akıl yürütmenin olduğu dönem bu. Neden? Çünkü tübe var, yapamıyor çocuk. Özelden özele düşünüyor. Bir de Can'ın devinsel gelişiminde kaba kas gelişiminden çok ince kas gelişimi yoğundur. Kaba kasta, ince kasta gelişme gösterir bu dönemde ama ince kas gelişimi kaba kas gelişiminin gerisindedir. Çünkü ince kas gelişimi 9-10 yaş, 11 yaşına kadar yoğun bir şekilde gelişmeye devam edecek. Çocuk tam anlamıyla lokomotor, non-lokomotor, manipülatif hareketlerde ince kasları çok etkili kullanamayacak. Bu yüzden kaba kasları daha aktif olacak. Çocuktan 6 yaşındaki bir çocuktan kalemi tutup bir yuvarlağın içine düzgünce boyamasını istediğinizde dışa taşırabilir. Sebebi ince kas gelişiminin henüz tam anlamıyla gelişmemesidir. O zaman birinciyi alacağız. Bir doğru bir ifadedir diyoruz. İki de ne diyor? Can'ın düşüncelerinde ben merkezciliğin hakim olması kuvvetli bir ihtimaldir. Evet kuvvetlidir. Çünkü özellikle 2-4 yaş arası dönemin karakteristik özelliği ben merkezcilikte. Çocuğun kendine odaklı düşünce biçimi, benim gördüğüm herkes görüyor, benim algıladığım herkes algılıyor, herkes benim bakış açıma sahip gibi unsurlar ben merkezcilikle ilgiliydi. Bunu da alırız. Üç ne diyor? Freud'a göre Can cinsel enerjinin gizli kaldığı bir dönemi yaşamaktadır. Freud'un kuramının evreleri neydi? Onu da ben şuraya bir yazalım. Evrelerini. Oral dönem 0-1 ya da 1,5 diyelim. Anal dönem 1,5-3, fallik dönem 3-6, gizil dönem ya da latent dönem, gizil latent dönem 6-12 ve genital dönem 12-18. Hepsini yazdık. 12-18. Bakın bu dönemler içerisinde diyor ki 3. öncülümüz Can cinsel enerjinin gizli kaldığı bir dönemi yaşamaktadır. Cinsel enerji oral dönemde düşüktür. Doğum öncesinde hormonlar salgılanır. Ama cinsel enerji oral dönemde düşüktür. 0-1,5 yaş arası dönemde. Şimdi bu çizgiyi şöyle sembolize edelim. Düşüklüğünü. Başka bir renk alalım. Mavi renk alalım mesela. Şu boyutta olsun. Bu düşük. Şöyle çizdim, düşük. Anal dönemde gene düşük. Fallik dönemde yüksek. Gizil dönemde yine düşük. Genital dönemde çok yüksek. Böyle sembolize etmiş olalım. Şimdi Can cinsel enerjinin gizil kaldığı bir dönemi yaşamaktadır. Gizil dönem hangi evrede? 6-12 yaş arası dönemde. 6-12 yaş arası dönemde evet cinsel enerji düşüktür. Ama gizil dönemdir. 6-12 yaş arası dönemdir. Biz 2-7 yaş arası döneme bakacağız. Yani bu dönemde değil, fallik dönemde olması gerekiyor Can'ın. Çünkü fallik dönem yaş olarak burada anlatılanlara uygun. O zaman üçüncüyü eleriz. Üçüncü ifade soruya uygun değildir deriz. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir deriz. Şurayı bir silelim ve D'yi işaretleyelim. Sonra bir sonraki soruya geçmiş olalım. 60. soru D seçeneği. Geldik 61. soruya arkadaşlar. Yine gelişim psikolojisindeyiz. Emel'in aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olduğu söylenebilir diye sormuşuz.
Üniversite sınavlarına hazırlanan Emel dershaneye gitmektedir. Biyoloji dersini çok seven Emel, öğretmenin anlattıklarını can kulağıyla dinler ve hayli mesafe kat eder. Dershanenin verdiği biyoloji testlerini kolaylıkla çözen Emel, diğer arkadaşlarının göremediği bir şeyi fark eder. Dershanede ve sınava yönelik yayınlarda çözdüğü soruların tümü birbirine benzemektedir. Ve işlerinde pek de orijinal bir soru yoktur. Geçmiş yılların üniversite sorularını inceleyen Hazal, dershanenin verdiği soruların geçmiş yılların sorularına benzetilmiş, ikinci elden devşirme sorular olduğunu fark eder. Bu noktadan sonra Emel lise müfredatındaki bilgileri daha dikkatli okumaya başlar ve soru ezberlemekle bu işin olmayacağını fark eder. Peki arkadaşlar, sorudaki subliminal mesajı aldınız mı? Murat Hoca'nın size vermeye çalıştığı subliminal mesajı. Yani Murat Hoca ve benim düşüncemiz aynen bu. Yani piyasaya genel bir eleştiri de getirmiş oluyor bu soruyla beraber Murat Hoca, ki öyle gerçekten. Çakma sorularla bu sınava hazırlanılmıyor. Orijinalleri var. Ya orijinal sorulara benzer sorular üreteceksiniz ya da bol bol çakma soru çözeceksiniz. Siz çakma sorular çözmeyin diye bu denemeleri hazırladık zaten. O yüzden de Murat Hoca'yla titiz olduğumuz bir konudur bizim soru. Emel üzerinden çok güzel piyasa eleştirisi yapmış Murat Hoca. Subliminal mesajları böyle gani gani, ne subliminal, açık açık vermiş mesajları. Subliminal geçtim. Şimdi Emel ne yapıyor? Emel bir kere akıllı bir öğrenci. Herkes Emel gibi olsun. Emel gibi olun arkadaşlar. Emel düzgün, ne yaptığını bilen, kendinin farkında, kendi yaşantısını düzenleyen bir karakter sergiliyor. Öyleyse biz Emel'in özelden özele akıl yürüttüğünü iddia edemeyiz. Ama genelde soruları yazanlar, denemeleri oluşturanların akıl yürütme biçimlerinden, özelden özeleden çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Neden? Çünkü bazı sorular var ki, hani şunu diyoruz yani, yuh yani, bu soruyu yazmak için bu kişinin özelden özel akıl yürütmüş olması gerekiyor. Konu hakkında bilgi sahibi değil, bir bakıyor ilgisiz bağlantıları bir araya getiriyor, soruya benzeterek tuhaf bir şey ortaya çıkıyor. B'ye geçelim. Basit taklit. Soruları taklit ediyor, yayın evleri basit taklittir, evet, ama burada anlatılan taklit bu değil tabii ki. Duyusal motor dönemin bir özelliğidir taklit Piaget'in kuramında. Ben merkezcilik kendi odaklı düşünce biçimi. İşlem öncesi dönemde gözlenir. Ergenlikte ise farklı açılardan kendini bir daha gösterir. Hayal seyirciler, kişisel efsaneler, onipotent düşünme gibi. Burada ben merkezci bir yapıdan söz etmiyoruz. Dışsal denetim odağı tam tersine Emel içsel denetim odaklı. Eğer dışsal denetim odaklı olsaydı Emel, yayın evlerinin yaptığı her şeyi doğru kabul ederdi. Onlar tarafından yönetilirdi. Bir sorun varsa o sorunu dışsal uyarıcılara atardı. Mesela deneme yüzünden kötü oldu, yaptım. İşte sorular kötü. İyi sorularda bile bunu derdi vesaire. Ama öz düzenleme, Emel kendinin farkında, eksiklerinin artılarının bilincinde, neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor. Kendini yönetiyor, yaşantısını düzenliyor. Nasıl sınavda daha başarılı olacağına ilişkin kendine yol bulmuş. Emel'i hep beraber alkışlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz Emel gibi olun. B seçeneği sorunu doğru yanıtı. Altmış ikinci sorudayız. Çocuklarda bilişsel olgunlaşma yetersizliğine bağlı olarak sosyal ilişkilerde kararsızlık, tutarsızlık sıkça görülen bir özelliktir. Oysa yetişkinler karar alma, analiz etme, varsayımsal düşünme yetilerini geliştirdiği için ego yönelimli, mantık yönelimli davranışları daha çok gösterirler. Sosyal ilişkilerde sabırlı olma, erteleme, tutarlı olma gibi özellikler ancak çocukluk sonrası görülebilen özelliklerdir. Paragraf aşağıdakilerden hangisine doğru yorumlanmıştır? Zor bir soru arkadaşlar. Gerçekten zor bir soru. Yani çok iyi analiz etmeniz gerektiren bir sorudur. Tek tek E'den başlayalım seçenekleri izlemeye. Kritik dönemlerde gelişim hızı düşer demiş. Ama biz burada bir zaman diliminden, gelişimin önemli olduğu, dış etkilere açık olunan herhangi bir zaman diliminden sorular söz etmemiş. O yüzden kritik dönemi çizebiliriz. Bu sorun doğru yanıtı değil. Gelişim alanları nöbetleşe ilerler. Evet, gelişim alanları nöbetleşe ilerler. Ama burada bir gelişim hızının arttığı yerde bir başka gelişim alanının hızının, gelişim hızının azaldığına ilişkin bir ifade kullanmış. Anlatılan şey bu da değil. O yüzden D'yi de ederiz. Bireysel farklar ileri yaşlarda ortaya çıkar. Şimdi bakın, soru içindeki ifadelere dikkat. Çocuklarda bilişsel olgunlaşma yetersizliğine bağlı olarak, yani bireysel farklılığa bağlı olarak değil, olgunlaşma yetersizliğine bağlı olarak sosyal ilişkilerde kararsızlık, tutarsızlık gözleniyor.
Ama yetişkinliklerde karar alma, analiz etmeye, varsayımsal düşünme yetilerini geliştirmişler. Bu yüzden de mantık yönelimli davranışları daha iyi gösteriyorlar. Sosyal ilişkilerde daha sabırlılar. Bu onların olgunlaşmasıyla aynı zamanda alakalı. O yüzden bireysel farklardan kaynaklanan bir durum değil, olgunlaşmadan kaynaklanan bir durum olduğu için C'ye ederiz. Öğrenme olgunlaşmayı hızlandırır. Hayır, öğrenmenin ancak kendine faydası vardır. Öğrenmenin olgunlaşmaya etkisi yoktur. Neden? Çünkü olgunlaşma kalıtsal yapıda var olan donanımlaşmakla alakalıdır ve yaşantıdan bağımsızdır. Öğrenmeden bağımsızdır, kendiliğinden gerçekleşir. Ne vardı? Organizma yapısında gen paketçikleri vardı. Bu gen paketçikleri açıldıkça, saçıldıkça özellikler ortaya çıkıyordu. Bir gen paketi açıldığında öğrenme davranışı ortaya çıkar. Yani öğrenmenin olgunlaşmaya etkisi yoktur ama olgunlaşmanın öğrenmeye çok çok etkisi vardır. Olgunlaşma öğrenmenin ön şartıdır diyeceğiz. Kaldı A seçeneği. Eriye eriye A'ya ulaştık. A'nın doğru cevap olduğunu önce işaretleyeyim, sonra açıklamasını yapalım. Gelişim alanları arasında etkileşim vardır. Evet, etkileşim vardır. Nereden çıkarıyoruz? Bakın, bilişsel olgunlaşma çocuklarda yetersiz. Şurayı bir şöyle alalım. Bilişsel olgunlaşma yetersiz. Yetersiz olduğu için de sosyal ilişkilerde de kararsız, tutarsız. O zaman bu iki alan birbirini etkileyebiliyor. Arada etkileşim var. Tıpkı gelişim bir bütündür ilkesinde olduğu gibi. Yetişkinlere bakalım. Yetişkinlerde karar alma potansiyeli, şunu mavi renkle çizelim altını. Karar alma, analiz etme, varsayımsal düşünme yetileri gelişmiş. Ego, bu anlamda kişilikle daha farklı. Mantık yönelimli bir davranış var. Ego gelişmiş. Ve bu onun sosyalleşme sürecinde, sosyalleşmesinde daha sabırlı, daha erteleme, tutarlı olma gibi özellikleri gösterebildiği anlamına geliyor. Yani bu tamamen olgunlaşmayla beraber gelişim alanlarının birbirlerini etkilemeleriyle ilgili. Doğru cevabımız bu yüzden A seçeneği. Zor bir soru arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani bu sorunun doğru yanıtını bulduysanız eğer aynanın karşısına hemen geçin. Gidin, şöyle bir kendinize hafif bir gülümsemeyle bakın ve kendinizi tebrik edin. Yani bu sorunun cevabını bulmak gerçekten zor, kolay bir soru sormamış Murat Hocam. Geldik 63. soruya arkadaşlar. Yine gelişim psikolojisi sorusu. Newton, Faraday gibi bilim insanlarının çocukken ilkokuldaki başarısızlıklarına rağmen önemli buluşlar yapan insanlar olması bilim tarihi kitaplarında çokça anlatılır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Newton'u biliyorsun değil mi? Yer çekimi kanununu yaratıcısı, keşfeden kişi, başına düşen elma ile beraber zihindeki tüm bağlantılar kurulmuştu. Faraday da daha çok böyle elektrikle alakalı, elektronikle alakalı önemli bir bilim insanı. Hatta Faraday kafesi vardır, duymuşsunuzdur çok eskiden. Bunlar önemli bilim insanları ama evet, ortak özellikleri gerçekten ilkokulda başarısızlar. Benim gibi. Ben de ilkokulda çok başarısızdım. Ama bunlar, ben mucit değilim. Keşke olabilseydim. Bunlar önemli bilim insanları. Bilim tarihi kitaplarında çokça anlatılıyor. Neden? Yine E'den başlayalım. Zeka çok boyutlu bir yapıdır diyor. Yapı sergiler diyor. Burada ama zekayı vurgulamıyor. Çok boyutunu vurgulamıyoruz daha doğrusu zekanın. Bilişsel olgunlaşma bazı çocuklarda sonradan hızlanır. Bilişsel olgunlaşma her çocukta 3 aşağı 5 yukarı benzer bir seyir izler. Benzer bir seyir izler. Arada bireysel farklılıklardan kaynaklanan ufak tefek öncelik sonralıklar olabilir. Ama sonradan hızlanınca bilim insanına doğru gidersin şeklinde bir algı burada oluşturmayacaksınız. Onunla bir ilgisi yok. Yani bir çocuk 3 yaşında bir bilişsel özelliği kazanır, olgunlaşmıştır. Diğer çocuk 3,5 yaşında kazanır. Ama bu bilim insanlarının ilkokulda başarısız olmasını, sonradan başarılı olmasını anlatmaz. Çünkü büyük oranda zihinsel yapı zaten ilkokul yıllarında 3 aşağı 5 yukarı oturmuştur. Onun üzerine kurulur ondan sonra. Ha, zeka gelişimi devam eder mi? Tabii eder. Ergenin sonuna kadar zeka falan gelişecek. Ama bu başarısızlığı ve o başarısızlığın arkasından bilim insanına giden yolun açılması olgunlaşmayla ilgili bir şey değil arkadaşlar. Bilimsel düşünme üst yaşlarda ortaya çıkar. Bilimsel düşünce soyut işlemsel dönemde ortaya çıkar ama bunun kriteri küçükken başarısız olmak değildir. Yani böyle bir ilişki kuramıyoruz. Yani buradan Newton ve Faraday'ın ilkokulda neden başarısız da buna rağmen çok dünyaya mal olmuş olan bilim insanları nasıl oluyorlar şeklinde bir soru var. Gelişim bir bütündür de
bir alanın bir başka alana etkilemesi söz konusu. Burada öyle bir şey yok. Ama gelelim A seçeneğine. Başarı kriterleri gelişimi her zaman doğru yordayamaz. Evet, yordayamaz. Yordama nedir? Geleceği tahmin etmekle alakalı bir şeydir. Gelişim yordanabilir bir sıra izler. Ama başarı kriteri dediğiniz şeyle kişinin gelişim özellikleri her zaman örtüşmeyebilir. Ben de örtüşmedi mesela. Ben ilkokulda tembel bir öğrenciydim. Aslında başarım da derslerle alakam yoktu. Liseyi 6 yılda bitirdim, aramızda kalsın. Lise 1'de 3 sene sınıfta kaldım ben fizik dersi yüzünden. Faraday'a duyurulur. Fizik dersi yüzünden. Yani fizim zayıf mıydı? Yok. Hani iyi değildi ama herkes 1 alırken ben 2 alıyordum. Ama ben de çok kötüydüm. Fakat herkes çok çalışıyordu, ben çalışmıyordum. Ben bir almaya devam ettim, sınıfta kaldım. Edebiyatı seçeceğim için de hiç uğraşmadım. Yani bilinçli olarak da geçmedim. Niye? Ben edebiyat tercih edeceğim dedim. Bana zorla fizik öğretmeye çalışıyorsun diye biraz muhaliflik yaptım. Vardır benim huyumda muhaliflik. Ama başarı sizin gelecekte şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız her zaman göstermez. Buyurun, ilkokulda Newton ve Faraday başarısız öğrenciler, sonuç intikamlarını bilim insanı olarak aldılar. Ben ilkokulda başarısızdım. Şimdi kendime başarısız diyemem. Akademik anlamda hasbelkader mürekkep yalamışlığımız vardır. Az çok da sizin karşınıza çıkabilecek bir birikime de sahibim. Ve demek ki çocukluk dönemindeki başarılar geleceğe ilişkin tek başına fikir vermez. Çok şeyi bir arada düşünüp de geleceğe ilişkin yordamalar yapabiliriz. Bu yüzden sorunun doğru cevabı A. Güzel bir soru. Çok beğendim ben bu soruyu. Hikayesi de güzel. A'yı işaretliyorum ve geçiyorum 64. soruya. "64 diyor ki, bu olayda özellikle hangileri gözlenmektedir? Olay örüntüsüne bakalım. 13 aylık Çağla televizyonun kumandasıyla oynarken tesadüfen bir tuşa dokunmuş ve televizyon açılmıştır. Durumun nedenini tam kavrayamayan Çağla, ilerleyen günlerde aynı durum gerçekleşince televizyon ile kumanda arasındaki sihirli nedenselliği keşfederek oynamaya başlamıştır. Aynı tuş hem televizyonu açmaya hem de kapamaya yaradığı için televizyonu bir açıp bir kapamış ve bozulmasına neden olmuştur. Bu olayda hangi özellik gözlenmektedir? Devresel tepkiler, ilkel refleksler ve tümevarımsal düşünme." Aslında sorunun bir ifadesine bakıp tamamını doğru cevabına çok rahat ulaşabilirsiniz. Bir ifadenin altını çizeceğim. 13 aylık Çağla. Bunun altını çizelim. 13 aylık Çağla diyor ve bize aslında doğru cevaba götürüyor 13 aylık Çağla. Neden götürüyor? Bir kere ilkel refleksler tamamı ilk 12 aylık dönemde ortadan kalkar. Neden 12 aylık dönemde ortadan kalkar? İşte Babinski, Moro, yakalama, tonik boyun, plantar, Palmer, Babinski gibi refleksler var. Bu refleksler bir kısmı 2-3 ayda, bir kısmı 5-6 ayda varlığını sürdürmeyecek. Ya yerin amaçlı davranışlara bırakacak ya da yok olup gidecek. Eğer halen varlığını sürdürüyorsa bir problem durumudur. Bu yüzden ilkel refleksler 12 aylık civarında ortadan tamamı kalkmış olacak. Ama Çağla 13 aylık ve bu yapmış olduğu davranış bir ilkel refleks davranışı değil, bir amaçlı davranış. Ama bu amaçlı davranış nasıl başladı? Tesadüfen. Tesadüfen tuşa dokunmuş ve tesadüfen yapmış olduğu davranışı daha sonra bilerek ve isteyerek yinelemiş. Yani bu bir devresel ya da döngüsel tepki özelliğidir. 13 ay civarında özellikle 3. döngüsel tepkiler kendini gösterir. Çocuk dış uyarıcılarla etkileşim halindedir tesadüfen ortaya çıkan bu davranışta. Tümevarımsal düşünme. 13 aylık Çağla tümevarımsal düşünebilir mi? Mümkünatı yok. Çünkü henüz duyusal motor dönemin başlangıcında tümevarımsal düşünmeye ulaşabilmesi için minimum somut işlemsel döneme girmesi lazım. Tümevarımsal düşünme somut işlemsel dönemde başlar, parçadan bütüne düşünce, ama tam anlamıyla soyut işlemsel dönemde gelişmiş olur. 13 aylık bir bebekten bu tümevarımsal düşünmeyi de elbette ki beklemeyeceğiz. O zaman tek bir seçenek var. O da A seçeneği, yalnız bir. Televizyonu bozan Çağla televizyonu bozma sebebi deresel tepkisi. Baba notunu almıştır. Çağla büyüyüp meslek sahibi olunca alacağı maaştan tahsilatı yapmalıdır diye de ekleyelim arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği.
Geldik 65. soruya. Yine gelişim psikolojisi sorusundayız. İyilik yap, denize at. Halik bilmiyorsa Malik bilir diye devam eder bu söz. Halk arasında iyiliğin karşılık gözetilmeden yapılmasını öğütlemek için söylenir. Bu sözün anlaşılması ve uygulanması alanlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir? Güzel bir soru gene. İyilik yap, denize at. İyilik yapmak nasıl bir davranıştır? Neyle ilişkilendirebilirsiniz? Bu bir ahlaki davranıştır. Değil mi? İyilik yapmak bir ahlaki davranıştır. Bir kere iyilik yapıyorsanız ben merkezci değilsiniz demektir. Başka insanların gözetiyorsunuz. Minimum kişiler arası uyum evresindesinizdir. Ve bu bir kişilik özelliğidir. Kişilik gelişimi ile ahlaki gelişim birbirlerine paralel ilerler. Akıllı, artı bilişsel gelişim de öyle. Ahlaki yapı insanın kişiliğiyle de ilgilidir. İyilik yapmak bir kişilik özelliğidir mesela. Ama devinsel gelişim psikomotor beceri ile alakalı. Psikomotor beceriye dönük bir şey yok burada. İyilik yap, denize at da. Ha şöyle düşünmeyeceksiniz. Hocam ne kadar ileriye atabildi? Şimdi iyilik yapıp denize atıyor ya. Ya 50 metre attıysa bu bir psikomotor beceri değil midir? Tabii ki atasözünü böyle yorumlamıyoruz arkadaşlar. Psikomotor beceriyle ilgisi olmayan bir özelliktir bu iyilik yap, denize at. Kişilik gelişimi ve ahlaki gelişim bu durumda gideceğimiz seçenek olacak. Yani 1 ve 2 var mı bir seçeneğimiz? D seçeneğinde ben görüyorum. Onu işaretliyorum ve geçiyorum. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Bebekliğinde annesine aşırı düşkün olan Ela bize şunu soruyor. Ela yaşam sürecinde hangilerini gözetiyor? Bağlanma kuramları var. Bowlby'in, Horowitz'in ve Sandra Bem'in cinsiyet tipleri var soru içerisinde. Bebekliğinde annesine aşırı düşkün olan Ela, annesi onu yarım günlüğüne anneannesine bıraktığında kıyametleri koparmaktadır. Annesi işlerini bitirip geri geldiğinde ise garip tavırlar sergilemektedir. Bir yandan annesine sarılmakta ama hemen kucağından kendini yere atmaya çalışmakta, hatta annesinin yüzünü tırmalamaya yetenmektedir. Ela büyüyüp genç kız olduğunda da çok şey değişmemiştir. Nişanlısı askere giden Ela, izne gelen nişanlısına kapris yapmakta, sanki nişanlısı askere gitmekte kötü bir şey yapmış gibi surat asmaktadır. Ela'nın yaşam sürecinde Bowlby'in tanımladığı kaygılı ikircikli bağlanma, Horowitz'in tanımladığı kayıtsız bağlanma, Sandra Bem'in tanımladığı androjen kişilik yapısı unsurlarından hangilerini gözetmektedir diye soruyor. Güzel bir soru. Şimdi buradaki öncelikle Bowlby'in bağlanma kuramıyla alakalı bir şeyler var mı onu görelim. Kaygılı ikircikli bağlanma diyor. Ela bebeklik dönemini yaşıyor. Annesine karşı aşırı düşkün. Ve anne onu anneannesine bıraktığında kıyameti koparıyor. Demek ki bir bağlama problemimiz var. Kıyametler kopuyor. Ne yapıyor? Anne bitiriyor, geri geliyor ve tavırları garip. Nasıl garip tavırları var? Bir kere hem annesine sarılıyor. Şunu bir mavi çizelim burada. Hem annesine sarılıyor. Güzel. Ama bir yandan da anneyi reddediyor. Kendini yere atmaya çalışıyor. Anneyi reddediyor. Yüzünü tırmalamaya çalışıyor. Bir yandan yakınlık, bir yandan da uzak durma çabası. Bu bir çelişki mi? Çelişki. Kararsızlık var mı? Var. İkircikli kaygılılık var mı? Var. Neydi ikircikli bağlanma? Çocuğun anneye karşı bir yandan yakınlık gösterip bir yandan ondan uzak durma çabasıydı. Kaygılı ikircikli bağlamayı burada görüyoruz. Birinci öncülümüz soru içerisinde Ela'nın davranışlarını açıklıyor. İkinci öncü ne diyor? Horowitz'in tanımladığı kayıtsız bağlanma. Horowitz'in de 4 bağlaması vardı. Güvenli, kayıtsız, saplantılı ve korkulu bağlanmalar. Güvenli bağlanmada kendini de değerli görür, başkasına da değer verir. Kayıtsız bağlanmada kendini değerli görür, başkasına değer vermez. Saplantılı bağlanmada kendi değerinin çok farkında olmaz, karşıdakine değer verir. Korkulu bağlanmada ise kendini de başkasında değersiz görme vardı. Buradaki durum ne? Genç kız oldu Ela, nişanlısı askere gitmiş. Tamam, güzel. Nişanlısı askere izne gelince kapris yapıyor. Sanki nişanlısı askere gitmekte kötü bir şey yapmış gibi. Demek ki bu olmadan sıkıntılı. Etkilemiş Ela'yı, bayağı bir etkilemiş. O zaman ne diyeceğiz? Kayıtsız bağlanma mı diyeceğiz? Yoksa biz buna saplantılı bir bağlanma mı diyeceğiz? Biraz saplantı gözüküyor. Kayıtsız olsa umursamaz zaten. Aman der. Gidince nişanlısı gidince oh be de rahat ettim der. Kendine daha ilgilidir çünkü. Dönünce de böyle tripler atmaz ona. Böyle tripler varsa saplantılı bir bağlanma gibi gözüküyor.
Biz kayıtsız bağlanma değil, saplantılı bağlanma diyebiliriz. Sandra Benim'in tanımladığı androjen kişilik yapısı. Sandra Benim'in erkeksi, kadınsı, androjen, belirsiz cinsiyet tipleri vardı ki burada androjen göremiyoruz. Yani Ela'nın her iki cinsiyetin rolünü benimsediğine ilişkin bir ifade yok. Erkeksi ve kadınsı roller arasında bir dengenin olduğuna ilişkin bir ifade yok. Biz o zaman üçü de eleriz. Yalnızca ortaya ne çıkıyor? Soruda yalnızca Bowlby'in tanımladığı kaygılı ikircikli bağlanmayı görüyoruz. Sorunun doğru cevabı A'dır deyip bir sonraki soruya geçiyoruz. ...67. sorudayız. Gelişim psikolojisinden devam ediyoruz. Yukarıdaki problemler aşağıdaki gelişim alanlarından hangisiyle doğrudan ilgilidir diyor. Kardeşler arasında hangisinin daha çok sevildiği, kullandığı pek çok ailede sorun oluşturabilir. Anne babalar çocuklarını eşit sevdiğini vurgulasa da çocuklar düşüncelerinde diğer kardeşin daha çok sevildiğine saplanabilirler. Bu saplantıların çoğu ergenlik dönemi sonlarına doğru geçer ve mantıksal bir düzleme oturur. Oysa bazı ender durumlarda sorun devam eder ve birey kendisinin istenmeyen çocuk olduğuna hüküm verebilir. Acaba ben niye az seviliyorum? Acaba ben evlatlık mı edindim? Gibi fikirler bu bireylerin saplantılı düşünceleridir. Yukarıdaki problemler hangi gelişim alanıyla doğrudan ilgilidir diyor. Bu durum kişinin, hemen altını çizelim arkadaşlar. Acaba ben niye az seviliyorum? Acaba ben evlatlık mı edindim? Bu tarz düşünceler nereden kaynaklanır? Kişinin kendini algılama biçiminden kaynaklanır. Hepimizin kendimizi bir algılama biçimi var. Kimi kendisini olumlu görür, olumlu düşünür. Olumlu benlik algısına sahiptir. Kimi kendisini yetersiz görür, olumsuz görür. Kendini algılama biçimi o şekildedir. Ve kişi kendini algılama biçimi bizi neye götürmelidir? Benliğe götürmelidir, benlik tasarımına götürmelidir. Benlik tasarımı humanist yaklaşımda özellikle Rogers'ın vurguladığı önemli bir kavramdır. Özben, ideal ben, benlik saygısı bunlar humanist yaklaşımda yer bulan kavramlardır. Bunu bir ahlaki durumdan söz edemeyiz. Bilişsel bir yapı değil. Dil gelişimi yok. Devinin motor becerisi falan bu da yok. Yani çeldiricisi çok güçlü değil belki sorunun E seçeneği doğru yaratıyoruz. Geçiyoruz bir sonraki soruya. ...68-69. soru bir metin üzerinden çözeceğiz. 68-68 soruları aşağıdaki paragrafı cevaplayınız diyoruz. 15 yaşındaki Hüseyin ile babası arasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Babası Hüseyin'in kendisi gibi geleneklerine bağlı bir kişi olarak yetişmesini istemektedir. Hüseyin ise arkadaşlarından, televizyondan, internetten etkilenerek farklı bir yaşam sürmeye çalışmaktadır. Arkadaş partilerine gitmek, gece dışarıya çıkmak, yabancı müzikler dinlemek Hüseyin'in çok sevdiği ama babasının tahammül edemediği davranışlardır. Babası Hüseyin'e kızdığında bizim görgümüz, anneannemiz neyse ona uyacaksın. Ben anamdan babamdan ne gördüysem sana öğretmeye, doğruyu bulmaya çalışıyorum. Sen de anamdan babandan gördüğünü çocuktan aktaracaksın diye serzenişte bulunmaktadır. Babanın yaklaşım tarzı aşağıdaki ebeveyn tutumlarından hangisiyle açıklanır? Bir de babada bir çelişki göremiyoruz. Tavrı net. Tavrı net olduğu için de bir öyle bir böyle davranış olmadığı için tutarsız da ederiz burada. Mükemmeliyetçi bir tutum göremiyoruz. Çocukluktan her yönüyle başarı isteyen, her alanda çocuğun kendisini yenilmesini isteyen, kendini bir numara olmasını isteyen bir tavır sergilemiyor. İlgisizlik göremiyoruz. İlgisiz aileler çocukların fizyolojik ihtiyaçlarının dışında bir şey karşılamazlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Reddedici aile genelde fizyolojik ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar için geçerlidir. İtilmiş çocuklar için geçerlidir. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Seçenek eleyerek öncelikle E seçeneğine otoriteye ulaşabiliriz. Peki bu otoriteyi soruda nasıl çıkarabiliriz? Bir kere babanın
Tavırları oldukça net. Şuradan bir silmem lazım arkadaşlar yukarı çıkabilmem için. Babanın tavrı oldukça net. Bir kere Hüseyin'in kendisi gibi olmasını istiyor ve bunun için gerekiyorsa Hüseyin'e baskı yapıyor. Burada kızmasında da şahit oluyoruz. Hüseyin'e kızdığında, hayır Hüseyin sen şöyle olacaksın. Hüseyin'in nasıl davranması gerektiğine ilişkin davranış kalıbını burada veriyor. Otoriter bir tutum sergilediğini buradan anlayabiliyoruz. Ama her ne kadar babanın tavrı otoriter olsa da Hüseyin kendi kimliğini aramaya çalışıyor. İnternetten etkilenerek farklı bir yaşam sürüyor. Zaten Hüseyin'in babasının Hüseyin'i yetişme şekli tamamen şurada veriyor. Kendisi gibi geleneklerine bağlı bir kişi olarak yetiştirilecek. Otoriteyi bu şekilde kurmuş diyeceğiz. Bu yüzden 68. sorunun doğru yanıtına hemen şurayı temizleyip E'yi bir daha işaretleyip bu soruyu da geçmiş olacağız. E seçeneği otoriter aile. Otoriter aile baskıcı ailedir genelde ve çocukların arkadaşlar otoriter ailelerde başında öz olan hiçbir şey kolayına gelişmez. Öz düzenleme, öz saygı, özgüven bunlar çok gelişmezler. Çünkü her şey otoriteye bağlıdır. Çocuk genelde ödül ceza sistemi içerisinde yetişir otoriter ailelerde. Burada da geleneksel bir baba profili zaten görebiliyoruz. Hemen bu sorunun benden bağlı olduğu ikinci soruya bakalım. 69. soruya. Gelişim psikolojisinin son sorusuna, birinci denemenin son sorusuna bakalım. Yukarıdaki baba oğul çatışması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir diye soruyor bize. Kanun ve düzen ile iyi çocuk eğiliminin karşılaşması, saf çıkarcı ile itaat ceza ilişkisi, itaat ve ceza ile evrensel ahlak ilkeleri çatışması, toplumsal sözleşme ve evrensel ilke ikileme, saf çıkarcı ve evrensel ilke çatışması. Şimdi burada Kolberg'in ahlaki gelişim kuramı evrelerinden söz ediyor. Burada hemen şu evreleri bir yazmamız gerekiyor. Soruyu doğru yorumlayabilmemiz için tek tek şöyle biraz daha yukarı doğru çıkalım. Hepsini görebileceğimiz bir yere doğru gidelim. Evet şurada olur. Şimdi ben buraya aynen yazıyorum arkadaşlar. Evreleri. Ceza itaat. Saf çıkarcı. İyi çocuk. Yasa düzen. Sosyal sözleşme, evrensel ahlak. Şimdi sırası bu. Burada babanın tavırlarına baktığımızda neyi göreceğiz? Babanın tavırlarında görecek olduğumuz şey çok net değil mi arkadaşlar? Babaya doğru gidelim şöyle. Evrelerde zaten görüyorsunuz. Baba geleneklerine bağlı davranıyor. Bizim görgümüz, anneannemiz neyse ona uyacaksın. Gelenekler, görenekler, töreler. Bizi neye götürmeli? Bizi kişiler arası uyuma götürmeli. Geleneksel düzeyin ilk evresine, yani şuranın hemen bir alalım, altını çizelim, iyi çocuğa götürecek. Hemen bir renk değiştireyim arkadaşlar. Gözükmüyor çünkü buradan. Bu bizi iyi çocuğa götürecek. Baba iyi çocuk. Peki çatışmayı nerede yaşıyoruz? Babayla çocuk arasındaki çatışma. Çocuk bir kere iyi çocuk evresinden davranış sergilemek istemiyor. Ama saf çıkarcı evreye sıkıştığı için değil, kendi çıkarını gözettiği için değil, ceza korkusundan dolayı da değil. Çünkü bir çatışma yaşıyor yine. O zaman iyi çocuk evresinden çıkmış olan bir çocuk var. İyi çocuk evresinden nereye doğru bir mücadele var? Yasa düzen evresine doğru. Yani kendi yolunu çizmek isteyen, toplumsal anlamda kendi davranışlarını oluşturmak isteyen, kendiyle kendi istediklerini bir şekilde hayatına yansıtmak isteyen bir çocuk var. Burada bir çıkarcılık olarak yorumlamamamız gereken bir ifadedir bu. Çıkarcı olarak yorumlamayacaksınız. Hemen bakalım seçeneklere. Bir karşılaşma var burada. İyi çocuk evresini yaşayan baba, bu iyi çocuk evresini aşmaya çalışan bir çocuk. O zaman çocuk yasa düzen evresine, evresiyle ilgili bir karşılaşma yapabiliriz. Kanun düzendeki çocukla, iyi çocuktaki çocuk. Ben törelere göre hareket etmeni istiyorum diyor baba. Çocuksa töreleri kabul etmiyor. Töreleri yaşamayı kabul etmiyor. O zaman bir üst evreye ulaşmış vaziyette. Toplumsal düzenle alakalı artık. Törelerle değil, yasalarla yaşayan bir çocuk olacak. A seçeneği sorunun doğru yanıtı olduğunu işaretleyeyim. Neden A'nın doğru olduğunu, diğerinin doğru olmadığını söyleyeceğim şimdi size. Hemen şuraya bir yuvarlağı alalım. A'yı bir görün. Şimdi B diyor ki saf çıkarcı itaat ceza ilişkisi.
Değil mi? Çelişkisi diyor. Hayır, saç kağıcı itaat ceza çelişkisi yok burada. Neden? Baba çünkü iyi çocuk evresinde. Saç kağıcı olduğuna ilişkin bize bir veri vermiyor. İtaat ceza evrensel ahlak ilkeleri. Evrensel ahlaklık bir durum yok. Hak, hukuk, adalet. Henüz buna ulaşmış insan yok. Ne baba evrede, ne çocuk evrede. Toplumsal sözleşme evrensel ahlak son iki evre. Oraya zaten ulaşmayan iki kişiden bahsediyoruz. Buraya ulaşmak öyle her yiğidin harcı değil. Soyut düşünceyinlerin zirvelerinde olması gerekiyor kişi. Hayatı doğru algılaması, adalet kavramını benimsemesi gerekiyor. Saf çıkarcı evrensel ahlak ilişkisi diyor yine. Evrensel ahlaka ulaşmadığımızı söyledik. Burada kişiler arası uyumdan kanun düzen evresine bir çatışmayı, karşılaştırmayı görüyoruz. Çocuk artık iyi çocuk eğiliminden çıkıp kanun düzen eğilimine ulaşmış vaziyette. Birinci denemenin çözümleri bunlar arkadaşlar. Gelişim psikolojisi çözümlerini yapmış olduk. İkinci denemede devam edeceğiz.